Bu imtihan döneminde bile, pardon, bu imtihan döneminde bir de kardeşlerimizle imtihan etmesin Rabbim inşallah hocam diye bir Evet. işte bir Aslında dua. ben o sohbet, o soruya cevap verirken bu yönüne de kısaca temas edecektim ama uzar diye zaten uzun bir mevzu bu kendi içerisinde. Evet. Ondan tay ettim oradan. Ama bu kardeşimizin temas ettiği nokta çok önemli. Cenab-ı Hak bizleri bundan sonra birbirimizle de daha ağır bir şekilde imtihan edeceğini tahmin ediyorum. Hadiselerin ip uçları bunları veriyor bize. Ve zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetinin diğer eski peygamber, daha önceki peygamberlerin ümmetlerine göre en ağırlıklı imtihanı kardeşin kardeşle olan imtihanı olacaktır. Nitekim Efendimizin hemen öbür aleme irtihalinden sonra başlayan sahabi içindeki müminlerin müminlerle, kardeşlerin kardeşle olan imtihanı hatta o kadar şiddet olmuş ki Hazreti Ömer'in şehadetine, Hazreti Osman'ın şehadetine, Hazreti Ali'nin radıyallahu anhüm ecmain şehadetine sebebiyet vermiş. Onun için böyle ben yani Sad İbni Ebi Vakkas gibi olmayı düşünürüm. Sad İbni Ebi Vakkas İran Fatihi Hazreti Ömer döneminde Medayin'i fethetmiş, o bölgeleri fethetmiş ve İran fetholunca Yemen'de bir külliyen İslam'a girmiş. Yani büyük fetihlerin üstadı olan Sad İbni Ebi Vakkas bile Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra bakmış ki Müslümanlar arasında fitne var, inzivaya çekilmiş ve bir daha da o tip mevzulara hiç girmemiş diye biliyorum. Hayatını o şekilde okudum. Pek çok sahabi de var böyle. Onun için böyle çok fazla ben dinlemiyorum bugünlerde filan böyle demiş, filan böyle yapmış, filan abi şöyle demiş, filan böyle onun mesaj atmış. Hiç dinlemiyorum bile. Herkes hakkında hüsnü zan içerisinde tertemiz bir zihin ve kalple öbür aleme gitmeyi, bu problemleri sanki ben de devreye girersem, anlatırsam düzeltebilirim gibi bir atmosferden daha iyi görüyor ve daha isabetli görüyorum kendi şahsi düşünceme göre. Onun için hakikatler bellidir, metotlar bellidir. Onları genel olarak anlatıp sonra insanları kendi hissiyatı ve imtihanı içinde bırakmak. Ama hele bir de benim elimden dolayı bir arkadaşımızın imtihanı kaybetmemesi için daha dikkatli olmak herhalde bize düşen önemli vazifeler cümlesinden görüyorum. Allah bizi birbirimizle imtihan etmesin ama imtihan edecek yani kıyamete kadar bu imtihan bütün dehşetiyle devam edecektir. Bu mevzuda bir ayetin mealiyle bu faslı tamamlayayım. Sad İbni Ebi Vakkas diyor ki evet yine bak Sad İbni Ebi Vakkas geldi. Efendimiz Aleyhisselam diyor kuşluk vaktinde mescide çıkar. Orada bir duha sütunu var. Orada namaz kılardı. Kuşluk namazı Efendimiz'e farz olan bir namazdır. Ben de dua için ellerini kaldırdığımda ellerimi kaldırıp onun duasına iştirak ederdim. Ya Rabbi istediğini ben de istiyorum. Hani Allahümme amin derdim. Bir gün diyor muhtap vaktimde geldim. Efendimiz Aleyhisselam mescide çıkmadı. Bekledim bekledim yok. Sordum Efendimiz hasta mı niye çıkmadı? O bugün erken çıktı dediler. Burada dua etti ağladı ağladı dua etti gitti buradan. Nereye gitti? Sun kabilesinin olduğu yere. Yani bugünkü Kıbleteyn mescidinin olduğu taraf yapıyor. Gittim. Orada da bulamadım. Sordum. Dediler işte burada çok dua etti, ağladı. Ağladı, dua buyurdu, gitti. En nihayet nereye gitti? O Kuba mescidine yakın bir yerde Efendimiz'i yakaladım. Kaba kuşluk vakti böyle. Efendimiz'i gördüm ellerini kaldırmış, öyle kaldırmış ki koltuğunun altındaki beyazlıklar görünüyordu. Gözlerini yummuş, dua dua yalvarıyor, ağlıyor, sakallarından damlalar kucağına düşüyordu. Hayretle dua etmesini seyrettim. Ve sonra duadan ayrılınca sordum, Ya Resulallah bugün çok farklısınız dedim. Buyurdular ki bu gece bir ayet nazil oldu bana. Sorma dedi ya Sa'd.
Bu gece bir ayet nazil oldu. Ayet benim iflahımı kesti. Onun için akşamdan beri bu duayı yapıyorum ben. Şu ayet nazil oldu. Kul huvel kadiru ala en yeb'ate aleyküm azaben min fevkikum ev min tahtu ercülüküm ev yelbiseküm şi'an ve yuzika ba'deküm be'se ba'd ayeti. Yani Allah Celle Celaluhu'nun gücü yeter. Allah kadir-i muktedirdir. Kadir-i muktedirdir Allah. Semadan başınıza belalar indirmeye gücü yeter. Ayağınızın altından belalar fışkırtmaya gücü yeter. Bazınıza musallat edip ondan zevk aldırmaya da gücü yeter. Ayette 3 beladan bahsediliyor. 3 bela ümmetine gelmemesi için akşamdan beri, geceden beri dua ettiğini anlattı. Ve sonunda şöyle buyurdu. Allah 3 şey için dua ettim. İlk ikisini kabul etti, birisini kabul etmedi. İlk ikisini dediği semavi belalarla ümmetimi toptan helak etme dedim, kabul buyurdu. Arzi belalarla ümmetimi toptan helak etme dedim, Allah kabul buyurdu. Bu duaların kabul olduğunu hala görüyoruz. Çünkü eski kavimler ya semavi ya arazi. Hazreti Nuh'un kavmi gibi hem semavi hem arazi belalarla toptan helak olan kavimler var. Mevzi mahalli bazı yerlerde ümmetin başına semavi arazi bela gelse bile ama ümmet toptan helak olmamıştır. Üçüncü bir dua ki Allah'ım bazısına musallat edip ondan zevk aldırma. Allah'ım ümmetime musallat etme, ondan zevk aldırma diye dua yalvardım. Diyor Allah benim bu duamı kabul buyurmadı. Ve sonuçta Efendimizin kabul olmayan iki duası vardır. Bütün peygamberlik süresince kabul olmayan iki duası vardır. Bunlardan birincisi yapmamış. Şöyle buyuruyor. Her peygamberin bir müstecab-ı duası var. Avans. Allah peygambere avans vermiş. Öyle bir dua yapınca anında kabul edecek. Diğer peygamberler onu dünyada genelde ümmetine bedduada kullanmışlar. Ben müstecab-ı dua hakkımı ahirette ümmetime şefaat duası olarak sakladım buyuruyor. O duayı yapmamış ki kabul olsun. Bu bizim için güzel bir avantaj. İkincisi ama dua yaptığı halde kabul olmayan tek duası budur. Ümmet-i Muhammed Aleyhisselam kardeş kardeşle imtihan olacak, birbirleriyle imtihan olacak. İşte Efendimiz'den sonra, işte Üstad'dan sonraki abiler arasında olan dualar bu bütün tarikatlarda, bütün cemaatlarda vardır. Tarikatlar tarikatlarla, cemaatler cemaatlarla vardır. Hem de birbirine vurmaktan zevk alacak, cihad-ı mukaddes diye yapacaklar. Bu ümmetin ağırlıklı bir imtihanıdır. Onun için yani gerekli mercide ben de söylüyorum. Yani şu mevzular hangi abi kim yaparsa yapsın yani onları ismen söyleyebiliriz de söylemeyebiliriz de. Zaten millet anlıyor onu. Şöyle değil de şöyle yapılsa daha iyi olmaz mı diye gerekli mercilerde söylüyoruz. Bizden günah gitti. En azından kendi indi içtihadımıza göre bizden günah gitti. Gerisi öyle bilip de gücü olup da onları düzeltmekle vazifeli olup da yapmayanların ama ısrarla düzeltmeye kalkarsak, elle düzeltmeye kalkarsak o zaman bu cihad-ı mukaddese dönüşür. Ümmet parçalanır, bölünür, ihlas da gider. İhlas gittiği zaman gelir onun yerine iflas. Takva gider, takva gitti mi onun yerine gelir takla. Ehli takva olur, ehli takla hepimiz tepe taklak yıkılır gideriz. Onun için bir de Hoca Efendi hayattayken biraz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Tenkitlerimiz Hoca Efendi'ye gitmemeli. Birileri zaten Hoca Efendi'yi çürütmek için gayret sarf ediyor iftiralarla. Biz de sanki onlara zemin hazırlıyoruz gibi, yardımcı oluyoruz gibi bir duruma düşmemeliyiz. Hakperest kardeşlerimiz elbette bu niyetle yapmıyor ama sonuçta böyle bir noktaya da gidebilir. Onun için kendimizi şu cümleyi bütün kardeşlerimizin ezberlemesini isterim. Üstadın sözlerin arkasında olmayan lemaatta
lemaatın üçte biri kadar bir başka yerde var. 46 madde daha var. Sözlerin arkasında ilave edilmemiş lemaat. O lemaattan 46 maddeden bir tanesi de şöyle. Tel üstünde bulunan cambaz yerdekiyle dövüşse tel üstündeki kaybeder. Tel üstünde bir sanatı var. Yüksekte insanlar ona bakıyor. Maşallah, bravo diye alkış da yapıyor. Ama o orada çok ince ölçülere bağlıdır. Tel üstündeki cambaz çok ince. Yerdeki adam yatar, kalkar, zıplar, bağırır, ona bir şey olmaz. Ben de yerdeki gibiyim diye telin üstündeki ince ölçülerle yaşayan adam yerdeki adam gibi böyle taklatmaya kalkarsa oradan bir düşer ki hem makamından mahrum olur, hem insanların nazarında gülünç olur, hem de bir yeri sakatlanır ve bir daha da öyle bir yere de çıkamaz. Hani ihlası kaybederseniz ortada tutunacak yer bulamazsınız dediği mesele, daha da aşağılara düşeriz. Onun için hizmette bulunan her arkadaşımız telin üstündeki cambaz gibi her hareketine, adımına, ağzından çıkana çok dikkat etmesi lazım geldiğine inanıyorum. Yoksa ileride Allah korusun pişman olma ihtimali de var. Yani Hoca Efendi bütün bunlardan haberi olduğunu, olması lazım geldiğine inanıyorum. Olduğunu da kabul ediyorum. O belki zaman kolluyordur. Belki bizim göremediğimiz noktalardan görüyordur deyip birazcık daha onu, o işleri ona havale ederek, ama duyurmak, mektup yazmak bana çok defa söyledi. Eğer gelemezseniz mektup yazın diye üstünde durmalıyız. Ama şunu da ilave etmeliyim ki bizim işimiz sadece bu değil ki ya. Yani kitap okuyacağız, anlatacağız. Kendi çocuklarımız var, akrabalarımız var, çevremiz var, insanlar var. Şimdi ehli kitap içerisinde bulunuyoruz. Yani okuyup anlatacağımız binlerce mesele var. Bazen ben şöyle elimi koyuyorum, kafamı iki elimin arasına alıyorum. Biz bu insanlara ne anlatabiliriz veya ben ne öğrenmeliyim? On binlerce mevzu var. Yani bunlarla meşgul olup bunları diğer insanlara anlatmak varken sanki hizmetin bozulan düzenini biz sanki yeniden kurmakla mükellefmişiz, vazifeliymişiz gibi şiddetle bu işin üstünde durmayı hem bir zaman kaybı hem de vazifemiz olmayan bir şeyi haksızca veya fazlaca müdahale de olabilir. Yani gördüğümüz yanlışlıkları merciine söylemeliyiz. Elbette bu vazifemizdir ama elimizle düzeltmek bizim vazifemiz değildir. O daha bela olur. Dilimizle de fitneye tamamen vabeste olmayacak şekilde o iyi hal, yani nasihatla yapabiliyorsak elbette o yolu bütün gücümüzle denemeliyiz.